Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay trafikte tartıştığı taksi sürücüsü tarafından bıçaklandı. Kanlar içinde kalan Gökhan Gencebay hastaneye kaldırılırken kaçmaya çalışan taksici kıskıvrak yakalandı. İşte o anlara dair çarpıcı görüntüler geliyor şimdi ekranlarınıza. Ne olsun şu kadına valla. Gözü dönmüş taksici trafik tartışmasında Orhan Gencebay'ın oğlunu bıçakladı. Bıçaklayıp kaçmış. Burada da yakaladılar şimdi. Göğsümün altında. Tehlikeli bir bölge. Tehlikeli bir bölgeymiş. Ceket olması korudu. Allah kötüleri de ıslah etsin diyorum. Bir evlat kolay yetişmiyor. Ünlü sanatçı Orhan Gencebay ve Sevim Emre'nin oyunculuk yapan oğlu Gökhan Gencebay'ın ölümden döndüğü korkunç olay dün Gayrettepe'de yaşandı. Aracın direksiyonunda Gökhan Gencebay'ın kız arkadaşı vardı. Bir taksiciyle aralarında yol verme tartışması yaşandı. Ancak o tartışma sırasında taksici küfür edince Gökhan Gencebay da tepki göstermek için aşağı indi, olanlar oldu. Gökhan Gencebay'la taksi şoförü bir anda kavgaya tutuştu. Bu sırada taksici elindeki bıçağı göğsünün altına sapladı. Gökhan Gencebay kanlar içinde kaldı. Bir münakaşa, kavga oldu. Ben fark etmedim ne zaman bıçaklandım zaten. İşte o andan hemen sonrası bir başka aracın sürücüsü tarafından kaydedildi. Ne olsun şu kadın? Sedahan Özmen, sevgilisi Gökhan Gencebay'ın bıçaklandığını fark etmedi. Taksicinin üzerine yürüdü. Ne olsun şu kadına valla. Bıçakladı mı onu? Galiba. Sevgilisinin bıçaklandığını gören genç kadın hemen taksinin peşinden koştu. Durduramadı. Gökhan Gencebay hızla hastaneye kaldırılırken çok geçmeden taksici de yakalandı. Bıçaklayıp kaçmış. Burada da yakaladılar şimdi. Bugün Beşiktaş Asayiş Büro ekiplerince adliyeye sevk edildi. Tutuklandı. Daha önceden sabıkasının olduğu da ortaya çıktı. Gökhan Gencebay'dansa iyi haber geldi. Neyse ki bıçak yarası derin değildi. Gökhan Gencebay'ın hastanede tedavisi tamamlandı, taburcu edildi. Şimdi de hastaneden ayrılıyor. Yani yeri geliyor biz belki de o insanların arabasına biniyoruz. İnsan korkuyor tabii, hani sevdikleri için daha çok korkuyor. Beraberinde annesi Sevim Emre de vardı. Orhan Gencebay'ın da kendisinin de büyük korku ve üzüntü yaşadığını söyledi. Çok çirkin bir olay yaşandı. Yani olmaması gereken bir şey yaşandı. Allah yavrumu bize bağışladı.